Merhaba, düğüne dair her şeyi bulabileceğin Düğün.com YouTube kanalına hoş geldin. Önce bir yoklama alalım. Nostalji kraliçeleri burada mı? Ya da Truvalı Helen sevenler? Herkes tamamsa başlayabiliriz. Bu videoda son dönemlerin yıldızı vintage gelinliklerin birbirinden şık örneklerini göreceksin. Senin için harika gelinlik firmalarını gezdik, en şık modellerini denedik. Helen'i, romantiği, sadesi hepsi var. Merak ettiysen izlemeye devam. Biliyorsun sen yorulma diye Kadıköy gelinlikçilerini tek tek geziyoruz. Gelinlik turumuzda vintage modelleriyle öne çıkan bir firmayı ziyaret ettik. Emine Meral Moda Evi. Hatta firmanın sahibi Emine Hanım, Helen gelinlikleri Türkiye'ye ilk getirenlerden birisiyim diyor. Emine Hanım'ın enerjisine bayıldık. Bizi sıcacık sohbeti ve tatlı ikramlarıyla karşıladı. Ben bir yandan sohbet ederken bir yandan da gözüm hepsi kendi tasarımları olan gelinliklerindeydi. Evlenirken kendi gelinliğimi tek seferde karar verip almıştım. Çok fazla model denememiştim. Meğer farklı gelinlikler denememek içimde bir yaraymış. Neyse ki ekiptekiler engelledi de şu an gelinlik denerken telef olan bir editörün dramını izlemiyorsunuz. Ama şu kadarını söyleyeyim, harika, süper, olağanüstü Helen gelinlikler denemiş oldum. Modelleri hem nostaljik hem de feminen detaylara sahip. İlk denediğim ve bayıldığım bu vintage gelinlik mesela. Kendinden işlemeli eteği ve transparan gövdesiyle çok şık görünüyor. Basenlerinin genişliğinden şikayet ediyor ve kamufle etmek istiyorsan bu tarz tril tril bir modeli deneyebilirsin. Kemerine de bayıldım. İncecik kemer çok spor ve modern bir hava katmış. Bu gelinlik ayrıca balon formda kol aksesuarlarına da sahip, takınca gelinliğin vintage görünümünü tamamlıyor. Özellikle kır düğünü yapacaksan bu vintage gelinliği tercih edebilirsin. Daha romantik bir görünüm istiyorsan buna uygun seçeneklerin de var. Mesela bel bölgesinde işlemelerin kullanıldığı bu helenistik gelinliği tercih edebilirsin. Askıları ve belindeki çiçek detaylarıyla açık hava düğünleri için birebir. Burada ufak bir ipucu vereyim. Gelinliğin üstü işlemeli ve drapeli olduğu için vücudun üst bölgesini olduğundan bir tık daha kalın gösterecektir. Eğer ince yapılıysan modelin bu özelliğinden yararlanabilirsin. Markanın çok şık dar kesim gelinlikleri de var. Tabii onlardan da giydim. Yakasında iri çiçeklerin kullanıldığı bu gelinlik benim favorilerimden. Omuzları öne çıkaran bir yakası var. Vücudu sarıyor ama eteği yarım balık olduğu için giydiğinde içinde rahatlıkla hareket edebiliyorsun. Ayağımda prova için giydiğim yüksek topuklular olmasa rahatlıkla koşardım. Restoran, kulüp davet alanı gibi sade bir mekanda evleneceksen bu gelinliği düşünebilirsin. Nikah sonrası yemeği için de iyi bir seçenek. Gördüğün gibi moda evinin gelinlikleri çok şık. Ama göremeyeceğin bir şey söyleyeyim, kumaşları yumuşacık. İşleme dediğin kaşındırıp batmaz mı? Yok, hiç rahatsız etmiyor. İçinde çok rahat hissediyorsun. Düğün günü rahatlığın önemini de düşünürsek bu büyük bir artı. Modelleri gördün, şimdi seni Emine Hanım'la tanıştıralım. Emine Hanım işinde çok profesyonel ve deneyimli biri. 15 yıldan fazla süredir de sektörün içinde. Titiz çalışmaya ve hijyene çok önem veriyor. Biz moda evine girer girmez hemen galoş giydirdi mesela. Hoşumuza giden detaylardan biri olarak da ekleyeyim. Emine Hanım çalışmalarını Vakko Esmod'un moda tasarımı bölümünden mezun oğlu Şahin Bey ile birlikte yürütüyor. Ben alaylıyım, atölyelerin tozunu toprağını yuttum ama oğlum okullu diyor ve firmasının tarzını ve çalışmalarını bize anlatıyor. Tasarımları birlikte yapıyoruz oğlumla. Bir ekibimiz var, atölyemiz var hemen üst katımızda. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Provaları ben alıyorum. Sunumlara birebir ben kendim giriyorum. Çünkü kızlarımla yakın temasta olmayı seviyorum. Onlarla ilgilenmeyi seviyorum. Benimle oldukları zaman kendilerini çok iyi hissettiklerinin farkındayım. Ben her yıl kendi kreasyonumu yaparım. Oğlumla beraber otururuz, birlikte modellerimizi seçeriz. Biz dünya modasını takip ediyoruz. Öncelikle bir bakarız neler oluyor, en çok neler satıyor, moda nereye gidiyor, modayı takip ederek devam ediyoruz. Zaten helenistik modellere dönme nedenim de tamamen bunu çok iyi takip ettiğim için ilk başlatanlardan birisiyim. Ona çok dikkat ediyoruz. Daha çok böyle sadeliği seçen, daha Avrupa'yı, daha modern, daha abartıyı sevmeyen kızlarımıza hitap ediyoruz. Çizgimiz bu yöndedir. Emine Hanım ağırlıklı olarak özel dikim çalıştıklarını söylüyor. Eğer beğendiğin bir model varsa görselini göstermen ya da aklındakini anlatman yeterli. Buna göre istediğin modeli hazırlıyorlar. Görünce karar veririm diyenlerden sen firmanın hazır modelleri arasından seçimini yapabilirsin. Hazır modelleri yurt dışından veya şehir dışından gelen çok da fazla vakti olmayan gelinler daha çok tercih ediyormuş. Niye? Çünkü çok pratik. Model seçiliyor, kişiye uygun olması için küçük bir tadilat yapılıyor ve kısa sürede teslim ediliyor. İster özel dikim
ister hazır model bir gelinlik almış ol, gelin kesesini de pakete dahil olarak hediye ediyorlar. Peki gelinlikler şahane, fiyatlar nasıl diye soracak olursan o konuya da değinelim. Moda evinde her bütçeye uygun seçenekler var. Genelde sade ve düz kesim modeller olduğu için fiyatlar çok yüksek değil. Kumaş ve işleme miktarı arttıkça da fiyatlar artabiliyor. İyi bir haber daha verelim. Moda evinde outlet gelinlik seçenekleri de mevcut. Yani önceki yılların hazır model gelinliklerini indirimli olarak alabiliyorsun. Kiralama seçeneği ise bulunmuyor. Peki gelinliğimi seçtikten sonra teslim süreci, provalar nasıl oluyor diye merak ediyorsan Emine Hanım onu da aşama aşama anlatıyor. Provalarımı 3 seferde alıyorum. Ölçülerini aldıktan sonra kızlarımızı 4. provada teslim ediyorum. Düğünlerini 10 gün kala teslim ediyorum gelinliklerini. Bir hafta 10 gün kala veriyoruz kendilerine. Gelin adaylarımız mümkünse bize 3-4 ay öncesinden gelsinler. Son dakikalarda gelmesinler. Çünkü son dakikada gelinen gelinlikler böyle çok ben sevmiyorum öyle kısa sürede yapılmasını. Daha rahat rahat, sakin sakin, güzel güzel gelinlikleri dikilsin istiyorum. O yüzden en az 3-4 ay öncesinden gelirlerse daha sağlıklı olur. Gelinlikleri bir hafta 10 gün öncesinden teslim etme nedenim de psikolojik olarak onların rahat olmalarını istiyorum. Biz de aynı şekilde ki süre olsun ki gelinlikle düğünlerine ki ufacık bir yapılması gereken bir müdahale olursa en azından onu da yapalım diye. Emine Meral Moda Evi ilgini çektiyse ziyaret edebilmen için adresi de verelim. Firma, Kadıköy'deki Gelinlikçiler Çarşısı olarak bilinen Söğütlü Çeşme Caddesi üzerinde yer alıyor. Konumu çok merkezi, metrobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla ulaşabiliyorsun. Gittiğinde göreceksin, firmanın showroom'u çok tatlı. Markanın vintage ruhu moda evinin dekorasyonuna da yansımış. Üst katı atölye, alt katı da prova alanı. Gelinler burada ağırlanıyor. Adresi verdik ama dur, önce randevu alman lazım. Her geline rahat rahat hizmet verebilmek için randevu sistemiyle çalışıyorlar. Randevunu salı günleri hariç haftanın 6 günü sabah 10, akşam 7 arasını alabilirsin. Peki randevunu düğüne kaç ay kala alman lazım? Emine Hanım'ın önerisi düğününe 3-4 ay kala kendileriyle iletişime geçmen yönünde. Emine Meral Moda Evi'ndeki keyifli günümüz böyleydi. Açıklama kısmına bıraktığımız linkten firmayı detaylıca inceleyebilir, randevu alabilirsin. Ne güzel videolar bunlar diyorsan haberin olsun dahası da var. Videolar geldikçe haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.